برای تجربه ندن سر زاویه کمی، ام قبول نکر.
حیات تجرید سر زارو که ما به همیر دو زارو که خوبن هم دایک نکار المال خوب عادلن همیر دو زارو که خوبن نخوشن هر تم هر رو داوین سر او دیوان هر رو داوین سر او دیوان نه کتاب نه تش یک جلی که سر جانه وانه باش خطیش که وانت نکی نبا چار دیوار دانه من دعوه چل وانده کن من وان رحت نایل نبا چار دیوار دانه وی وی او شعور خرابه بسر وانده چن یعنی ما بیا انسانیتیه یعنی ام انسانه Bugün Türkiye'deki bütün cezaevlerinden sistematik faşizane bir baskı şiddet vardır. Bu baskı şiddetin durabilmesi için bu anneler halkımız dursun diyor. Bunun durdurabilmesi için cezaevlerinin önünde basın açıklamaları, oturma eylemleri bu dördüncü haftadır bu cezaevinin önünde oturma eylemi basın açıklaması yapılıyor. Şimdi adliyelere bakıyorsun. Ne diyor hakimlerin, mahkemelerin arka tarafında adalet mülkün temelidir. Madem ki adalet mülkün temelidir, niye uygulanmıyor? Bu haklara niye uygulanmıyor? Haklılık niye uygulanmıyor? Bu açıdan biz diyoruz cezaevlerindeki olan şiddet, baskı, asimilasyon sonlandırılsın. Bu açıdan biz bu zulmü, bu işkenceyi, bu tecridi protesto ediyoruz, kabul etmiyoruz. Cezaevi önünden AKP MHP iktidarına sesleniyorum. Cezaevlerinde yaşanan baskı, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalara derhal son verilir. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecride son verilir. Tecrit bir insanlık suçudur. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümün koşullarını oluşturur. 100 yıla aşkın süredir devam eden Kürt sorunu günümüze kadar on binlerce insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve büyük ekonomik kayıplara neden olmuş olmaya da devam etmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu çoklu krizin temelinde yatan bu sorun barışçıl ve demokratik yollardan çözümü için 2012 yılında İmralı cezaevinde tutulan Sayın Abdullah Öcalan ile hükümet ve devlet heyetleri adına çözüm süreci denilen döneme girilmişti. Ancak Sayın Öcalan'ın tüm çabalarına rağmen süreç 2015 yılında hükümet tarafından sonlandırıldı. Akabinde de militarist ve güvenlikçi politikalara dönülmüştür. Cumhuriyet tarihinin en sistematik ve kapsamlı barış girişiminin sonlandırmasıyla Öcalan'a uygulanan tecrit ağırlaştırılmış ve son 3 yıldır kendisinden hiç haber alınamıyor. Oysa mevcut yasalara göre cezaevinde bulunan bir insanın cezası ne olursa olsun haftada bir kez ailesiyle görüşme, yine haftada bir kez ailesiyle telefonda görüşme ve istediği zaman da avukatıyla görüşme hakkına sahiptir. Bu anayasal bir haktır. Bu hakkı engellemek anayasal bir suçtur. Sonuç olarak milyonlarca insanın haklı ve meşru talebi olarak Kürt sorunun adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önün açılmasıyla halkların toplumsal barış talebinin hayata geçirmesi adına İmralı'da uygulanan tecridin sonlandırılması artık bir zarurettir.